İki senin oğlundur, iki Metine kapındadır. Tokod ismi de Tekoşer'dir. He, ciğer için kapı kapı dolaştım, görmedim. Mustafa Karası paylaşımda bulunmuş. Demiş ki madem ki çocuklarınızı bize vermeyecekseniz niye doğurmuşsunuz? Biz sizin için mi doğurduk? Vatanseverlik görevi buraya gelmek. PKK'ya karşı bayrak açan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Nöbete iki aile daha katıldı. Anne Lütfiye Ödümlü Ordu'dan geldi. 23 yaşında Dicle Üniversitesi'nde kimya okurken dağa götürülen oğlu Özgür'e seslendi. Oğlum gel, ben burada bekliyorum. Sen gelmezsen ben burada kalmıyorum. Oğlunu aramak için kredi çekip İran'a, Irak'a gitti. Ne yapacağım? İnan ki benim o kadar param da yoktur. Ben yani kredi de çektim, birisi verdi. Ben doluştum. Yani oğlum bulamadım. Ne yapacağım? Nevruz'a katılmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi Mehmet Aylu. O günü Nevruz'a getiren şahıs, ben o kişiye ulaştım. Bana dedi ki senin çocuğun dedi ki Irak Metine kampındadır. Tenin terörist kampı dediğimiz. Dediler oradadır bana dedi. Çocuğun bana... Bunu gönderen şahıslar tespit etti. Bu o gönderen şahıs. Sen biliyor musun? Evet, Mev adındaki şahıs. Baba Mehmet Aylu, Metine kampına götürüldüğünü öğrendiği oğlunu almak için işten bir günlük izin alıp diğer ailelerle merdivenlere oturdu. Dedi ki ben sana yardımcı olmuyorum, sen niye beni emniyete şikayet etmişsin? Tehdit mi etti? Evet, bizi tehdit etti. Dedi ki ben Türkiye'ciyim, ben senden korkmuyorum. Acılar ortak olunca umutlar birleşiyor. PKK'nın gerçek yüzünü yakından bilen şehit ve gazi aileleri Diyarbakır anneleriyle kucaklaştı. Ette tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Hep beraberiz. Biriz. İnşallah bu toprakları, bu vatanı terörden, PKK'dan temizleyeceğiz. PKK'yı bitirecek birliğin ve kardeşliğin mesajı verildi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde teröre karşı tek yürek olundu. Sizlere vaat veren, çatı çatan, ahlaksız insanlar ama sizin çocuklarınızın hakkına gelince insan hakkı olmuyor. Nerede insan hakkı? Sizin aradığınız, sizin şu dik duruşunuz insan hakkı değil mi? Bir de satılmış oluyor. İnsan hakkı. Bir de satılmış oluyor. Hayır. Satılmış oluyor. Siz bayrağını seven, devletini seven, milletini seven, tüm Türkiye'nin gönlünde yer etmiş kahramanlarsınız. Şehit annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Erolat ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ onları yalnız bırakmadı. Size oy verdik diye siz çocuğumuzu mu bizden alacaksınız? Ben Kürt'üm diye size oy verdim. Şimdi ben Kürt'üm diye çocuğumu vermiyorsunuz ben bana. Kürdüm. Beni dikkate almıyorsunuz sayın vekilim. Benimle hiç konuşmuyorlar, muhatap olmuyorlar. Evet. Yani bu Allah'tan reva mıdır bize böyle yapıyorsunuz? Benim 15 yaşındaki oğlumun ne işi var dağda? Benim oğlum şu an... 20 aile destek olmak, ellerini tutmak için gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Onlardan biri de 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi gecesi tankın önüne yatan Metin Doğan'dı. Bu anneler sadece kendi çocuklar için burada değiller. Vatan için buradalar, Türkiye için buradalar, kardeşlik için buradalar. İstanbul'daki insanların, İzmir'deki insanların daha huzurlu yaşayabilmeleri için buradalar. Malatya'dan gelen Himaye'ye Muhtaç Çocuklar, Yaşlılar ve Kadınları Koruma Derneği ailelere çiçek dağıttı. Malatya'nın selamını getirdik. Sonuna kadar... Bütün annelerimizin, bütün ailelerin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.